Yatırım bülteninden herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner Gençtürk. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalarda iyimser bir hava var ve bunu büyük çoğunlukla da Amerikan Başkanı Joe Biden'a borçlu olduğumuzu da ifade etmekte fayda var. Geçelim buradan piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddeye, bugünün en öne çıkan başlıklarını değerlendirelim. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşılamasına kampanya başlatıyor. Buradaki detayları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İkinci başlığımız yurt dışı ile ilgili. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'a göre geçici enflasyon yıl sonuna kadar kendisine gösterebilir dedi. Zaten piyasanın da beklentileri bu yönde. Bu yıl içerisinde Amerika'da enflasyonun yükseldiği trendine şahit olacağız. Daha önceki günlerde de bahsetmiştim. Özellikle anket bazlı göstergelerde hem tüketici tarafında hem reel sektör tarafında enflasyon beklentilerinde kısa vadeli yükselişler söz konusu. Piyasa fiyatlaması da aynı şekilde kısa vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş olduğunu gösteriyor bizler için. Üçüncü başlığımız, az önce bahsettiğim Biden'dan yeni paket teklifini Goldman Sachs değerlendirdi. Neler söylediğini az sonra aktaracağım. Dördüncü başlığımız, Amerikan getirileri Biden planı ile yükselişe geçti. Bir diğer tur teşvik paketi olduğu için otomatikman teşvikle beraber enflasyon gelecek beklentileri tahvil faizlerine özellikle de uzun vadeli tarafı yukarı yönde itiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ve son başlığımız, Tokyo'da olimpiyat oyunları öncesi COVID-19 olağanüstü hal önlemleri uzatıldığı açıklandı. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ve buradan geçelim, veri takvimine bakalım. Bugün hangi başlıkları takip ediyoruz? Uzun bir listemiz var. Daha öncesinde Asya verilerine baktığımızda Japonya'dan iş ilanı rakamları gelmişti. Çekirdek tüfe rakamları gelmişti. Bugün saat 10'da TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Nisan rakamlarını alacağız. Aynı saatte Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Mayıs rakamlarını karşılayacağımızı hatırlatabilirim. Diğer yandan bir sonraki başlıklarımıza bakalım. Bugün oldukça yoğun bir veri ajandamız var. Yine saat 10'da Türkiye Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Nisan rakamları ve Türkiye Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Nisan rakamları yine saat 10'da alacağımız veri setinde. Bununla birlikte Amerikan verilerine baktığımızda buradaki önemli veriler haftanın son işlem gününe kaldı demiştik. Saat 15.30'da ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri ve gelirleri, yani hem harcamalar hem de gelirler bacağının geleceğini hatırlatalım. Saat 15.30'da Amerika'dan karşılayacağımız veri takvimi oldukça kalabalık. Aynı saatte Nisan ayına ait ABD ticaret dengesini de alacağız. Perakende stoklarını alacağız. Saat 16.45'te Mayıs ayına ait Chicago satın alma müdürleri endeksini alacağız. PMI rakamlarını alacağız. Ve saat 17'de ABD Michigan Üniversitesi tüketici beklenti anketi açıklanacak. Takip edeceğimiz veriler bugün özellikle Amerika'da oldukça kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Ve geçelim buradan piyasalar tarafına bakalım. Bugün az önce bahsettiğim gibi New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden eğitim, altyapı, sağlık yatırımlarını canlandırmak üzere 6 trilyon dolarlık bir bütçe teklifi vermeye hazırlanıyor. Bu haber akışıyla beraber özellikle riskli varlıklarda yukarı yönde bir hareket gördük. Aynı iyimserlik Asya piyasalarına da yansıdı ve bugün Asya borsalarında Malezya'nın FTSE'si %0.4 aşağıda ama kalanların hepsi şu an primli işlem görüyor. Avustralya %1.3, Japonya'nın Nikkei endeksi %2'nin üzerinde primli. Güney Kore Kospi %0.9 artıda, Singapur %0.8, Tayland Set endeksi ise %0.4 artıda işlem görüyor. Döviz piyasasına baktığımızda İsrail şekeri ve aynı zamanda Arjantin pesosu haricinde dolar karşısında birçok para biriminin artıda olduğunu söyleyebilirim. Faizler tablosuna baktığımızda bugün ekranımıza çıkanlarda biraz karışık bir tablo var. Japonya 2 yıllık, Avustralya 5 yıllık yükseliyor. Yeni Zelanda 10 yıllık, Filipinler dolar cinsi 5 yıllık mesela. Düşenler arasında faiz tablosu bize dünkü faizlerdeki yükselişin ardından bugün karışık bir tablo göstermiş vaziyette. Emtia sınıfında ise alıcılı bir tablomuz var. Çinko fiyatlarından bakır fiyatlarına, demir cevherine kadar, alüminyum fiyatlarına kadar hepsi %1.5 ve üzerinde yukarıda olduğunu göstermekte. Ve ülke risk primleri tablosunda ise nispeten karışık bir tablo görmekteyiz. Geçelim buradan uluslararası sektör ve şirket haberlerine. Bakalım bu tarafta neler var. Dell'in ilk çeyrek cirosu %12, net karı ise %415 oranında arttı açıkladıkları bilançoya göre. HP mali yılın ikinci çeyreğinde cirosunun yıllık %27 artırarak 15.9 milyar dolara yükseltti. Ve son başlığımız, HP ve Dell çip tedariğinde sıkıntıların kişisel bilgisayar satışlarına vurmasını beklediklerini açıkladılar. Çip tedariği bilgisayar sektöründe de aynı şekilde dert olmaya devam ediyor. Bir son dakikamız var, onu da paylaşayım. Sasa Polyes
Manchester'dan gelen bir açıklama. Diyorlar ki 400 milyon dolar büyüklüğü olan POY üretim tesisi yatırımı kararı alındı. Sasa tarafından alınan bu yatırım kararını kabaca pozitif olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Geçelim buradan bir de Asya piyasalarındaki son notları almak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'ya döneceğiz şimdi. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Haftanın son işlem gününü yeşiller içinde primli bir tabloyla karşıladık. Neye bağlıyorsun buradaki gelişmeleri? Gizem merhaba, demin sen de söylüyordun Biden'ın yeni bütçe planı biraz piyasalara da olumlu karşılandı. Gerçi Amerika'da yükseliş çok fazla değildi ama vadeliler yükselişte. Asya'da da özellikle Japonya başı çekiyor, %2'nin üzerinde. Artı da biraz Japonya'da, Japon yeni de değer kaybetti. 109.9'lara geldi. Öyle olduğunda genelde Japonya borsası yükseliyor. Ama iki tane de negatif haber vardı aslında. Japonya borsasını desteklemeyen diyeyim, olağanüstü hali uzattılar 20 Haziran'a kadar Japonya'da. Bu tabii endişe yaratıyor. Olimpiyatlara 5 hafta kaldı. 5 hafta kala hala olağanüstü hali uzatmak biraz risk artıyor mu endişelerini yarattı. Diğer taraftan enflasyon verisi geldi Japonya'da. Mayıs ayında taze gıda hariç -0.2 Japonya enflasyon yaratamıyor. Genele bakarsak yeşiller hakim Gizem ama sabahleyin Çin'in biraz artısı vardı. O artılarını geri verdi. Çok hafif olsa eksiye geçti. Bu hafta içinde Yuan'ın değer kazancını çok konuştuk. Değer kazanmaya devam ediyor. 6.36'lara geldi. Dün Çin Merkez Bankası bundan çok rahatsız değilim demişti ama bugün ise değerlenmesi devam ettiği için çok hızlı oldu bu şeklinde bir uyarısı oldu Gizem. Ama genele bakarsak genelde olumlu bir hava var diyebiliriz Asya tarafında Amerika kaynaklı. Petrol fiyatları da sabaha göre biraz düştü ama yine de son 2 senenin en yükseğinde $69.5 seviyesinde Brent. OPEC artı toplantısı haftaya olacak. Bu merakla bekleniyor. Ama iki konu da çok önemli. Bir tanesi dünyadaki talep artışı. Diğer taraftan İran nükleer anlaşmaya geri dönecek mi? Geri dönerse petrolü piyasaya gelecek mi konusu piyasaları meşgul ediyor. Evet, genel olarak toparlarsan borsalar yukarıda, petrol fiyatları yukarıda. Söz sende Gizem. Ersoy, çok teşekkür ediyorum notları aktardığın için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Kaldığımız yerden grafiklerle devam ediyoruz. Bugün gündemin en önemli haberi Biden'ın planı. Burada özellikle hesapladıkları plan 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak bir bütçe teklifine işaret ediyor. Grafikte de bunu gösterdim. 2021'e dair 6 trilyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Burada rakamın büyüklüğü tabii ki ilgi çekici ve sonucunda makroekonomik anlamda ne gibi etkiler doğuracağı da çok büyük soru işareti. Bilindiği gibi özellikle önümüzdeki 10 yılda toplam 1.3 trilyon dolarlık bütçe açığı öngören paketle beraber federal bütçe harcamaları 2031 yılında 8.2 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu da federal borç seviyesini Amerika'nın milli hasılasının %117'sine kadar taşınabileceğini gösteriyor. Şimdi bununla ilgili geçtiğimiz günlerde özellikle ABD'li büyük bankaların bir araya geldiğinden bahsetmiştik, ifade vermişlerdi. Onların aynı zamanda buradaki bu harcamalara ilişkin yorumları da var ve bunun doğurabileceği sonuçlara ilişkin de yorumları var. Birkaç tanesini aktarmaya çalışayım ben de. Ve burada Goldman Sachs analistleri mesela diyor ki geleneksel olarak pazartesi günleri duyurulan bütçe planının cuma gününe kadar cuma günü alınması kararını, yani normalde pazartesi günleri açıklanıyor. Cuma günü açıkladıklarına göre hafta sonuna denk getirip çok da fazla dikkat çekmek, eleştiri almak istemiyorlar şeklinde yorumlamışlar. Bir de tabii ki bu bütçe harcamalarının enflasyonist etkisi var. Az önce bahsettiğim gibi uluslararası bankaların, ABD menşeli bankaların bu teşviklere ilişkin aynı zamanda enflasyona ilişkin de eleştirileri var. Mesela bunlardan birkaç tanesini aktarmak gerekirse JP Morgan CEO'su dedi ki gelecek yıl ekonomide aşırı
ısınma yaşanabileceğini ifade ediyor. BofA CEO'sunun yorumlarına baktığımızda ABD ekonomisi toparlanırken fiyatlar hakkında ihtiyatlı olmamız gerekiyor dedi. Ve Goldman Sachs CEO'su da enflasyonun geçici mi kalıcı mı olduğunun öngörmenin zor olduğunu söyledi. Ben olsam teşvikleri arttırmakta çok dikkatli olurum şeklinde de bir açıklaması var. Dolayısıyla uluslararası yatırım bankaları da uyarıyorlar. Bu verilen teşvikler veriliyor evet ekonomiyi desteklemek için ama bunun sonucunda bir enflasyon riski de doğabilir şeklinde yorumlar var. Şimdi buradan geçelim o enflasyona dair beklentiler ne yönde? 2021'e dair ABD enflasyonunun yıllık beklentisi %3 seviyesinde. Bilindiği gibi Fed'in resmi hedefi %2 seviyesinde. Az önce de bahsettiğim gibi Hazine Bakanı Janet Yellen burada bu aylarda özellikle arzdan ve tüketim harcamalarındaki farklılaşmadan kaynaklı olarak bu aylarda enflasyon yükselebilir ama sadece bu yıl bunu göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda öngörmeyeceğiz diyorlar. Ama dediğim gibi uluslararası bankalar dikkatli olun böyle olmayabilir şeklinde uyarılarda bulundular. Şu aşamada en yüksek tahmini veren kurumun %3.9'a kadar ulaşan bir enflasyon beklentisi var ABD ekonomisine dair. En düşük beklenti ise %1.8'lere kadar geri çekiliyor. Önümüzdeki yıla dair beklenti ise %3 seviyesinden %2.3'e kadar enflasyonun düşebileceği yönünde ekonomistler tahminlerini paylaşmış vaziyetteler. Yani kabaca aslında Yellen'ın görüşüne katılıyorlar. Enflasyon bu sene yükselecek, önümüzdeki sene normalleşecek diyorlar. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza bakalım aynı zamanda. Az önce hatta hafta boyunca konuşmuştuk. S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Türkiye'nin kredi notuna dair diğer 3 tane kredi değerlendirme kuruluşuyla beraber bakalım. Moody's'den B2 notumuz var. Görünümümüz negatif ve yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademi altında. Fitch'ten 2B eksi notumuz var. Görünümümüz durağan, yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında. Ve bugün değerlendirmesini beklediğimiz S&P'nin Türkiye'yi notlandırması B artı seviyesinde, görünümümüz ise durağan. Ve bu B artı seviyesi yatırım yapılabilir kademeden 4 basamak aşağıda olduğumuzu göstermekte. Bunu da hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde zaten bu kararlar açıklanır. Onu da takip edeceğiz. Geçelim buradan bir de bugünün performansına para birimleri tarafında bakalım. Az önce de bahsettiğim gibi dolar küresel ölçekte değer kaybediyor. Gelişen ülke para birimleri de değer kazanıyor diyebiliriz. TL tarafına baktığımızda %0.36 kadar TL'nin dolar karşısında ben bu son tabloyu dondurduğumda primi vardı. Onu da hatırlatmış olayım. Geçelim buradan bir sonraki tablomuz borsa diyelim. Borsadaki son kapanışları da hatırlatayım. Dün %0.84'lük bir kayıp vardı. Özellikle saat 15 sularında gelen kayıpla beraber günü de buralarda tamamladık. Günün sonunda 1415 puandan endeks günü tamamladı. Yükseltmeye çalışanlar tarafından Ford, Ülker, Hektaş varken düşürenler tarafında ağırlıklarından kaynaklı BİM, Ereğli Demirçelik ve Garanti Bankası'nın yer aldığını söyleyebilirim. Geçelim bir de şirket haberlerine göz atalım. Bugün hangi başlıkları, hangi şirketleri takip ediyoruz? Ona dair de detayları paylaşalım ve bu tarafı bitirelim. Buradaki Kalekim'le başlayan ilk etapta Kalekim Kimyevi Maddeler Fransa'da Kalekim France unvanlı şirket kurulmasına karar verdi. İş Bankası 544.7 milyon euro ve 300 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Beşiktaş Futbol ve yeniden yapılandırma ön koşullarını yerine getirdi ve borçluluğunun yeniden yapılandırılmasını tamamladı. Beşiktaş'a dair önemli bir haberimiz var bu şekilde. Geçelim bir sonraki tablomuza da bakalım son olarak. Burada da aktaracaklarımız yine şirket haberleri tarafında. Uluslararası tarafı aktarmışım yönetmenim söylüyor ama bir tane daha bunu aktarmıştık zaten. Bir tane daha şirket haberleri listemiz var. Onu rica edeceğim arkadaşlarımdan. Son olarak da o şekilde kapatalım. Açıklanan bilançoları da aktararak. Doğutaş Kelebek Mobilya 3 aylık konsolide net dönem karı 15.1 milyon TL olarak geldi. Çuhadaroğlu Metal 3 aylık konsolide net dönem karı 8.7 milyon TL geldi. Tukaş 2021 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı ise 9.3 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktaralım ve burayı tamamlayalım. Şimdi bugün yatırım bülteninde ağırlıklı olarak Türk bankacılık sektörünü konuşacağız. Bankacılık sektörünün bilançolarını, dinamiklerini ve risklerini tartışacağız. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizlerle birlikte olacak. Şenol Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydın Gizem Hanım. Şimdi ben başlarken ilk etapta Türk bankacılık sektörünün sizlerle bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Yani bilançolarına baktığınızda birinci çeyrek bilançoları var elimizde. Karlılık rakamları tabii banka bilmesek bile kamu özel diye ayırabiliriz. Bunlar var. Ne görüyorsunuz? Türk bankacılık sektörü son 1,5 yılı diyelim nasıl yönetti sizce bu salgın yılda dahil olmak üzere? Aslında Türk bankacılık sektörüne baktığımızda bu son 1,5 yıl pandemi dönemine baktığımızda
ciddi bir yük üstlendi Türk bankası sektörü. Diğer ülkelerde pandemi genelde hükümetler veya siyasi iktidarlar tarafından yardımlarla, bağışlarla zarar gören veya hatta gelir düşen vatandaşlar desteklenirken Türk bankacılığında kredilendirme yöntemi seçildi. Daha çok yardım ve bağıştan çok kredilendirme yöntemi seçildi. Geçtiğimiz yıl bankalar ciddi düşük faizli krediler kullandırdılar. Pandemiden zarar gören veya pandemiden etkilenen vatandaşlara veya şirketlere ciddi kredi kullandırdılar. Bunun tabii Türk bankası sektöründe ciddi bir yükü oluştu. Neden derseniz, geçen yıl kullandırılan kredilerin ortalama faizleri %8. Ve uzun vadeli bu krediler, özellikle konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri gibi taksitli krediler, uzun vadeli krediler. Bunlar devam ediyor ve yıllarca sürecek. %8 faizle kredi kullandırıldı ama bugün mevduat faizlerine baktığımızda %18'lerde. %18'lerden Türk bankası sektörü bu kredileri fonlayıp %8'den gelir elde ediyor. Arada %10 ciddi bir gelir kaybı söz konusu Türk bankası sektöründe geçtiğimiz yılla bugün arasındaki faiz oranlarından dolayı. Bu tabii ki ilk çeyrek bilançolara çok ciddi boyutta yansıdı. Özellikle de kamu bankaları yoğun kredilendirme yaptıkları için geçen yıl kamu bankaları bilançolarına yansıdı. Kamu bankaları bilançolarına baktığımızda 3 tane büyük kamu bankasının ciddi bir kar azalışının söz konusu olduğunu görüyoruz. Ziraat Bankası'nın karında %48'lerde, Vakıf Bank'ın karında %56'larda, Halk Bankası'nın karında ise %92 civarında bir ilk çeyrek bilançolarında azalma söz konusu. Bu azalmanın nedenlerini incelediğimizde görüyoruz ki geçen yıl kullandırılan düşük faizli kredilerin bu sene %18 faizde, yüksek faizde finanse edilmesinden kaynaklanıyor. Faiz gelirlerindeki artış çok sınırlıyken bankalarda, faiz giderlerindeki artış ciddi boyutlarda mevduat faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak. Bu süreç ilk çeyrek bilançolarına yansımış vaziyette. Şimdi bu krediler kısmına biraz detay vermek istiyorum Şenol Bey. Güncel bir konudan başlayalım. Mesela nefes kredisi. Geçtiğimiz senenin faiz ortalamasından bahsettiniz. Geçen sene mesela nefes kredisi verildiğinde %7-%7,5 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene 17,5'lar seviyesinde. Bu krediler verilirken bankalar bunu nasıl fonluyorlar? Yani piyasadaki faizden 2-3 yüzde puan kadar aşağıda bir seviyeden bahsediyoruz. Ama hem geçen seneyle kıyasladığımızda yükselmiş olmasını hem de piyasanın 2-3 yüzde puan kadar aşağı aslında bir faizle veriliyor olmasına nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu sene şu an hedeflenen kredide %17-17,5 faiz hedefleniyor. Piyasanın 3 puan civarında, 2-3 puan civarında altında. Bunu kaldırabilir vaziyette bankalar bu senekini ama geçtiğimiz yıldakini kaldırabilir vaziyette değillerdi. Çünkü %8 faizle kredi verip %18'de fonla dönüş takdirde arada 10 puan fark var. Bu seneki şu an kaldırılabilir vaziyette. Yalnız şunu söyleyeyim size. %17-17,5'tan şu an kullandırılacak nefes kredisinde ileriki aylarda enflasyonun yükselmesi ve faizlerin yükselmesi söz konusu olursa, örneğin mevduat faizleri %18'den %28'e çıkarsa aynı durum yine bu nefes kredisi içinde banka sektörünün başına gelecektir. Faizlerin yükselmemesi durumunda şu an için kaldırabilir vaziyette bankalar 17'lik nefes kredisini ama faizler yükselirse aynı sıkıntı yine Türk banka sektöründe söz konusu olabilecektir. Sizin böyle bir beklentiniz var mı peki önümüzdeki dönem için faizlerin yükselmesini bekliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, en azından düşmesini beklemiyorum. Bu yıl sonuna kadar düşmesini beklemiyorum. Yükselme olasılığı da çok ciddi bir yükseliş değil ama birkaç puan yükselme ihtimali olabilir. Yani enflasyon şu an 17'lerden 19-20'lere kadar gelebilir. Enflasyon 19-20'lere gelirse mevduat faizleri bunun üzerinde 21-22-23-24'leri bulabilir ki böyle bir yükseliş bekliyorum aslında. Ama daha fazlası geçtiğimiz yıldan bu seneye gibi 10 puanlık bir yükseliş şu an için söz konusu görünmüyor. Peki yine krediler tarafıyla devam edecek olursak, hani sadece nefes kredisi üzerinde söylemiyorum. Verilen tüm krediler, geçen sene hani Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi büyümelerinden bir tanesine aslında imza attık. Dolayısıyla buradaki krediler verilirken özellikle bir ayrıma gidilmeli miydi sizce? Yani kredi dağıtımını doğru buldunuz mu? Bu politika nasıl yönetilebilirdi sizin gözünüzde? Kredi dağıtımı doğru yapılmadı. Özellikle konut kredilerinde ihtiyaç sahiplerine değil de başvuranların hemen hepsine herhangi bir sıkıntısı olmadığı takdirde, kırmızı bültende yer almadığı takdirde, kredi kayıt bürolarında kötü bir durumu olmadığı takdirde krediler kullandırıldı. Aslında burada çok seçici olabilirdi. Gerçekten pandemiden etkilenen, pandemiden gelir kaybına uğramış, iş yeri kapanmış veya işini kaybetmiş vatandaşlara kullandırılabilirdi krediler. Böyle bir seçici davranış içine girilmeyip başvuran herkes kredibilitesi varsa kredilerden yararlandı.
Hatta ben çevremde bakıyorum, hiç ihtiyacı olmadığı halde ciddi boyutta nakit olup bankada mevduatı olan arkadaşlarım bile bu kredilerden yararlandı ki bu da tabii ki yükü ağırlaştırdı. Daha seçici davranılabilirdi, daha ihtiyacı olanlara seçilerek verilebilirdi bu krediler. Buna girilmedi. Peki bu kredi büyümesinin, yani bu sene mesela geri ödemeler başlıyor diyelim bir şekilde ya da bir vadede zaten başlayacak. Bankalar tarafında herhangi bir risk teşkil etmesini düşünüyor musun? Etme olasılığı var mı sizce? Hem de ciddi boyutlarda. Şu an itibariyle kredilerde biz aslında banka sektöründe kredileri 3 grupta izliyoruz. İzleyicilerin daha net bilmesi için bu 3 grubu açıklayayım, ondan sonra sizin sorunuza cevap vereyim. Birincisi canlı krediler. Yani şu ana kadar kullandırılmış, vadesi henüz gelmemiş krediler. Birinci grup krediler olarak, standart nitelikli krediler olarak nitelendiriyoruz. İkinci grup krediler, vadesi gelmiş, vadesinden 90 gün geçmiş ve ödenmemiş krediler, ikinci grup krediler. Biz ona yakın izlemede kredi diyoruz. Üçüncü grup krediler ise vadesi gelmiş, yakın izlemeye alınmış, yakın izlemede 180 gün ödenmemiş donuk alacaklar olarak nitelendirdiğimiz üçüncü grup krediler var. Donuk alacaklar şu an Türk Bankası sektöründe 160 milyar TL civarında. Bunlar ödenmeyenler, ciddi boyutta sıkıntılı krediler bu 160 milyar TL. Yakın izlemede krediler, vadesi 90 gün geçmiş olan krediler ise 360 milyar TL civarında. Toplama baktığımızda şu an itibariyle 520 milyar TL sorunlu kredi var. Canlı kredi tutarı ise 3.3 trilyon, yani 3 trilyon 300 milyar civarında. Buradaki canlı kredilerin de yalnız %5 civarı yapılandırılmış vaziyette. Sıkıntı çıkarabilir. %5'ini de koyarsak orada da bir 160-170 milyar TL kredi var. Toplam 700 milyar TL'ye yakın bir sorunlu kredi var. Bu batık kredi değil yalnız, bunlar sorunlu kredi. Bu 700 milyar TL'lik sorunlu kredinin bir şekilde çözümlenmesi lazım. Türk bankası sektörünün üzerinde çok ciddi bir yük oluşturuyor bu. Çözüme yönelik adımlar atılmıyor. Şu an itibariyle gerek siyasi iktidar, gerekse bankalar beklemede. Bekleme gittikçe bunların büyümesine, kar topu gibi büyümesine neden oluyor. Bu beklemedense bunlara çözüm üretilmesi, çözüme yönelik adımların atılması gerekmekte. Ne gibi bir çözüm olabilir mesela? Var mı bir öneriniz? Şimdi çözüm diğer dünya ülkelerinde de krizlerden sonra baktığımızda çeşitli çözümler uygulanmış. Bizde de uygulanabilir. Birincisi, öncelikle bu krediler birkaç gruba ayrılacak. Bir, yapılandırılıp tahsil edilebilecekler yapılandırılacak birinci grup olarak. Yani yüzdürme dediğimiz, yapılandırma dediğimiz olay yapılacak. Yapılandırılan krediler, yapılandırılabilecek krediler yapılandırılacak. İkincisi, yasal yollarla tahsil edilebilecek olanlar, icra haciz, teminat satışı ile yapılabilecek olanlar, icra haciz ve teminat satışı yapılarak tahsil edilebilecek olanlar yasal yollara başvurulacak bankalar tarafından. Üçüncüsü, varlık yönetim şirketlerine satılacak olanlar ayrılacak. Yani bankaların tahsil edemeyeceği ama varlık yönetim şirketleri tarafından tahsil edilebilecek olanlar olabilir. Bunlar ayrılıp, bunlar varlık yönetim şirketlerine satılacak. Dördüncü grupta zarar yazılması gerekenler, hiçbir şekilde tahsil edilemeyecek olanlar zarar yazılıp kapatılacak. Yalnız burada varlık yönetim şirketlerine satılacak olanlar ciddi boyutta rakam. Belki yarısı varlık yönetim şirketlerine satılacak. Şu anki Türkiye'deki 15'e yakın varlık yönetim şirketi bu kredileri alabilecek öz kaynağa sahip değil. O nedenle ortamda konuşulan son günlerde veya son aylarda konuşulan konu, kötü banka kuralım, kötü banka ya değer edilsin bunlar deniyor. Bu bir yöntem olabilir. Çeşitli ülkelerde uygulandı kötü banka yöntemi. Bir banka kurulup burada varlık yönetim şirketine satılacak olanlar bu kötü bankaya değer edilip kötü banka tahsilatı yapabilir. Bu bir alternatif. İkincisi, varlık yönetim şirketlerinin öz kaynakları desteklenebilir, sermaye desteği sağlanabilir. Üçüncüsü de, benim düşüncem, kötü banka kurulmaktansa, varlık yönetim şirketlerinin sermayeleri desteklenmektense aslında önümüzde bir tecrübeli bir konuda banka var. Tasarım Mevduat Sigorta Fonu'nda Birleşik Fon Bankası dediğimiz bir banka mevcut. Daha önceki vatan bankalardaki alacakları tahsil eden ve tecrübeli bu konuda, alacak tahsilatı konusunda. Birleşik Fon Bankası devreye sokulabilir Tasarım Mevduat Sigorta Fonu ile birlikte. Ve bu Birleşik Fon Bankası bu tahsilat işlemlerini yürütebilir. Kötü banka kurmaktansa kurulmuş ve tecrübeli bir banka var. Bunun üzerine yüklenip bunlar bu banka tarafından tahsilat konusunda gerekli işlemler, gerekli çalışmalar yapılabilir. Peki Şenol Bey, bu sürecin yönetimine baktığımızda mesela varlık satışından bahsettiniz, sorunlu kredilerin satışından bahsettiniz. Son dönemde böyle haberler de almıyoruz. Bir de mesela geçen senenin bilançolarına baktığımızda aslında bankalar bayağı bir temkinli davrandılar karşılıklar konusunda. Yani acaba risk görmüyor olabilirler mi sizce?
Bence risk görüyorlar ama karşılıklar konusunda temkinli davranmaları zaten gördüklerini gösteriyor. Gelecekte de riskin artacağını gösteriyor. Yok, ayırdıkları için acaba görmüyorlar mı artık anlamında sormuştum. Anladım Gizem Hanım. Ayırdıkları için görmüyor değil, bence ayırdıklarını muhafazakar davranıyorlar. Geleceğe hazırlık için ayırıyorlar temel olarak ona. Burada şu an için yüzdürdükleri için sorunu yürütebiliyorlar. Ama bir müddet sonra bu yüzdürmeler tamamlandıktan sonra bu sorun ciddi boyutta banka sektörünün üzerinde yük olacak. Beklemedeler, onlar da beklemedeler. Çünkü bankalar kendi başlarına bir adım atmaktan atamıyorlar şu an. Siyasi iktidarın karar verip onları yönlendirmesinde yarar var. Yönlendirmeden bir şeyler yapmak istemiyorlar. Şenol Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu'yu ağırladık bu bölümde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım Bülteni'nin son bölümüyle karşınızdayız. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Bu sabah piyasaları soracağız. Mert, günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Güzel, iyi yayınlar, hoş bulduk. Şimdi Biden'ın teşviğiyle ilgili haber özellikle hisse senetleri piyasasına destek oluyor. Bu ortamdan biz de faydalanabilir miyiz? Türk varlıklarına ilişkin görüşlerin neler? Evet, yani iki tane önemli gündem başlığı var. Bunlardan bir tanesi senin söylediğin gibi teşvik paketi, Yellen'ın açıklamaları. Bunlar hisse senetleri piyasaları üzerinde bir pozitif etki yaratabilecek içerikte haberler. Ancak biz de volatilitenin tekrar arttığını görüyoruz. Özellikle geçen hafta da konuşmuştuk. Ereğli ve Kardemir hisseleri özellikle bu süreçte belirleyici oluyor. 1400'lerin altına kadar kayan bir endeks gördük hafta içinde. Şu an itibariyle 1415 seviyesinden bir açılış gerçekleşecek. Ben hala 100 günlük hareketli ortalamanın yakından takip edilmesini ve oraya doğru gittikçe tekrar satışların gelebileceğini düşünüyorum. Maalesef bizim iklimimiz çok da fazla yurt dışı ile korelasyonumuzu biraz zayıflatıyor gibi gözüküyor. Haftalardır konuşuyoruz. Tekrar bir hafta sonu riski gündemde. Yatırımcıların hafta sonuna pozisyona girip girmek istemeyecekleri önemli. Dolarda yeni bir zirve denemesi sanki olacakmış gibi hep konuşmuştuk. 8.50 kırılırsa özellikle teknik analiz açısından bakıldığında yeni zirvelerin kaçınılmaz gibi gözüküyor neredeyse. Ve 89'larda 90'ların hemen altında bir dolar endeksinde buralardaysak olası bir dolar güçlenmesinde uluslararası alanda kurun çok daha hızlı yukarı gidebileceğini, bunun aslında borsa tarafından nasıl bir tepkiyle karşılanacağını da şu anda çok kestirmek mümkün değil. Ancak dediğim gibi yani uluslararası alanda yaşanan bu iyimser iklimden biz şu ana kadar payımıza düşeni alamadık. Buradan bir şeyler yaparak nemalanmamız, buradan bir pozitif ayrışmamız mümkün. Ancak şu anki gündem maddesi böylesine bir hikaye yazacak bir başlığı da bir konu başlığında önümüze çok çıkartıyor gibi gözükmüyor bence. Peki Mert, dolar TL'ye ilişkin son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani sene başından bu yana aslında gelişen ülke paralarıyla kıyasladığımızda dolar bir yere gitmedi. Yani en azından diğerleri stabil kaldı ama TL %10'un üzerinde değer kaybetti. Bu senenin enflasyon beklentisi, evet, hani farz edelim ki minimum %12. Hani piyasadakiler daha yüksek ama en azından Merkez Bankası'nın beklentisini söylüyorum. Bu durumda zaten şimdiye kadar neredeyse o kadar TL değer kaybetti. Senenin geri kalanında ne olacak bu durumda? Birincisi enflasyon çok da fazla Merkez Bankası beklenti anketinde çıkacakmış gibi gözükmüyor. Birinci tespit bu. İkincisi yeniden bir 8.50-8.58 özellikle Naci Bey'in göreve getirildiği dönemdeki gibi yani o zirve aşılırsa tekrar çok sert bir hareketi kısa vadede olsa görmemiz mümkün. Bu bir kez daha fiyatlama davranışını enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden olacak. Seninle geçen hafta da zannediyorum konuşmuştuk. Türkiye'de herkes faizi ne zaman indirileceğini konuşuyor ama içinde bulunduğumuz iklim yavaş yavaş bence Türkiye'yi yeni bir faiz arttırım döngüsüne doğru götürme onu konuşmamız lazım. Söylediğin gibi zaten Türkiye yani Türk lirası hangi parametre üzerinden bakarsan bak çok fazlasıyla dayak yedi. Reel efektif döviz kuru da buna dahil bakılmak istendiğinde çok haklısın. Yani şu ana kadar enflasyon kadar değer kaybettiğin şey filmi biraz daha geriye sarıp baktığında enflasyonun, resmi enflasyonun çok daha üzerinde bir değer kaybeden Türk lirası var.
Bizim artık buralarda bir dengelenmemiz lazım. Ama işin görüneni çok öyle değil. Yani Türk lirasındaki değer kaybının biraz daha devam etme ihtimalinin yüksek olduğu gözüküyor. Evet. Bunun önüne geçecek siyasi ve ekonomik bir takım adımlara, mesajlara ihtiyaç var. Ama bunu Türkiye şu fırsatı elinden kaçırdı maalesef. Bunu artık bizim söylemle yapma imkanımız yok. Yatırımcıyı söylemle ikna etmemiz, tekrar o kaybettiğimiz güveni kazanmamız mümkün değil. Türkiye bundan sonra eylemlerini yapacak, yani söylemden eyleme geçecek, önce adım atacak, eylemlerini gerçekleştirecek ve ondan sonra yatırımcı güveninin kazanmak için adımlar atacak. Bugüne kadar yaptıklarımızın tersini yapmamız lazım bence bu süreçte. Mert, çok teşekkürler aktardıkların için. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'ın görüşlerini alarak yatırım bültenini tamamlıyoruz. Kısa bir aramız var, ardından piyasa masası.